Türkiye'nin en üçüncü bölümünden tekrar merhaba. Doğruları konuşuyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşuyoruz. Sadece hakikatler var. Doğruları izlemeye devam edeceksiniz. Deminden beri konuştuk. Aslında Sayın Arınç'ın sözleri bir dönemin sona erdiğini hatırlatıyor. Herkese hatırlatıyor. Siyasetçiyi hatırlatıyor. Seçmeni hatırlatıyor. Bu ülkenin aydınlarını hatırlatıyor. Şunu söylüyor. Bu partiyi ben kurdum diyor. Kuruculardan biri benim. Ama gelinen noktada herkes yolunu çizdi. Artık o sizin bildiğiniz AKP yok. AKP yolun dışında artık diyor. Arınç'ın sözlerini bir daha hatırlayalım ve sonra bir konumuz var. Onunla konuşmaya başlayacağız. İşte Bülent Arınç, işte olay yaratan sözleri. Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağdur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık topluluk var karşımızda. Ama toplasan, yüz binlerini toplasan içinden bir tane bile fehmadak çıkmaz. Sayın Arınç'ın sözleri bu. Önemli bu sözler. Çünkü Sayın Arınç, tekrar ediyorum, bu partinin dört kurucusundan biri. Bir kurucusu da yanımda ve Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan diğer kurucuları ve üçü hemen hemen Sayın Erdoğan'ın yanında şu an yok. Yani ayrı düşmüşler. Söylediği sözler çok ilginç, çok enteresan. Daha doğrusu bunun ötesinde çok çarpıcı. Hemen konuğuma döneceğim ve yine hep birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. Hocam deminden beri anlatıyoruz, Türkiye'yi konuşuyoruz. Sayın Selçuk Özdağ dedi ki Türkiye 5'ten büyüktür sözü var dedi. Bu 5 sözü bize hemen bir şeyleri hatırlatmaya başladı 5 deyince. Bugünlerde hemen imtiyazlı 5 şirket aklımıza geliyor. Kamu, özel işbirliği ihalelerini alan ve Türkiye'nin kaymağını yiyen, dünyada bile ilk 10'un arasına giren bu 5 şirket aklımıza geliyor. Bunları konuşacağız öncelikle tabii ki. Çünkü konumuz yolsuzluklar. Çünkü konumuz, yani bunu söylemek istemiyorum ama çalmasını nasıl bildikleri konusunda emin olan insanların neler yaptığı. Bunları konuşacağız. Öncelikle şu kısa, izlemişsinizdir sizde, bir hatırlatma yaptık biraz önce AKP'nin kuruluş yıllarından bu yana. Ne diyorsunuz gelinen noktaya bugün? Nasıl gelmiş? Nasıl bir siyasi çizgi? Bugün vardığımız noktada ne durumda? Bunu bize bir anlatın. Sonra yolsuzluklara gireceğiz. Evet, teşekkür ederim. Stüdyodaki konuklarınızı da saygıyla selamlıyorum. Ben de ilgiyle izledim önceki 2 saati. Hakikaten çok da yararlandım. Şimdi AKP'nin nasıl kurulup bugüne geldiği konusunda stüdyodaki eski AKP'li siyasetçilerin olduğunu düşününce benim görüş beyan etmem çok isabetli olmaz. Onlar o işin hem sürecin içerisindeydi hem de bugününü çok iyi bilen insanlar. Dolayısıyla ben izin verirseniz biraz Bülent Arınç'ın söylediklerinden hareketle bugünkü ekonomik sistem üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Sayın Arınç'ı dinlediğinizde hakikaten etkileniyorsunuz. Yani herhangi bir konuşmasını dinlediğinizde etkileniyorsunuz. Belagatı oldukça kuvvetli bir siyasetçi. Kendisini çok iyi ifade ediyor. Söylemek istediğini de söylüyor. Ama sadece söylemek istediğini söylüyor. Bunun dışında ben Bülent Arınç'ın Türkiye'nin mevcut koşullarına ilişkin sonuç doğuracak herhangi bir eylemde bulunduğunu görmedim. Biraz önce sizin tekrar verdiğiniz konuşmasında bahsettiği mücahitler, müteahhitler oldu. Buna benzer daha önceki açıklamalarını hatırlayacaksınız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile gerginlik yaşadığı dönemde Melih Gökçek'in Ankara'ya nasıl parsel parsel sattığını söyledi ve buna ilişkin açıklamalar yapacağını da söylemişti. Bunu söylediğinde yıl 2018'di. 3 yıl geçti. Ben bu konuda bir kelime duymadım Sayın Arınç'ta. Üstelik o açıklamayı yaparken şunu da söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Haziran seçimlere geçsin, ondan sonra söyleyeceğim. Neden Haziran seçimlere geçsin? Çünkü o tarihte Bülent Arınç'ın iddia ettiği parsel parsel paylaşma işinin
Erdoğan'ın ve dolayısıyla AKP'nin iktidar olmasına engel olmaması için, yani vatandaştan bildiği, onun iddiasına göre rant paylaşım sistemini gizledi. Seçimden sonra söyleyeceğim dedi. Gerçi seçimden sonra da bu konuda tek kelime laf ettiğini ben duymadım. Belki benim gözümden kaçmıştır, ben bilmiyorum. Stüdyodaki konuklarınız hatırlıyorsa onlar bizimle paylaşabilirler. Ama konuştuğu zaman hakikaten çok etkileyici bir konuşma. Ama icraata geldiğinde ben Sayın Arınç'tan şimdiye kadar herhangi bir şey görmedim. Bütün açıklamalarının sonunda da AKP'nin neden iktidarda kalması gerektiğini de ayrıca vurgulayan birisi. Şimdi böyle baktığımız zaman biliyorsunuz Türkçe'de çok güzel bir söz vardı. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye. Ben Bülent Arınç'ın söylediklerine çok fazla anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü arkasını getiren birisi değil. Bakın yani Sayın Abdülhatif Şener'i ben çok yakından takip ediyorum. Yani tanışmadığımız dönemde de takip ediyordum. AKP'nin özelleştirme sürecine nasıl karşı durduğunu, bu sebeple özelleştirmenin ki kendileri başbakan yardımcısı da o dönemde alınıp Kemal Unakıtan'a bağlandığını ve 2007'de de yollarını ayırdığını hepimiz biliyoruz. Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir takım şeyler varsa siz gereğini yaparsınız. Yani siz, yani ben konuşurum, ben bir hocayım, yani benim yapabileceğim başka bir şey yok ki. Ama o bilgilere sahipseniz, o bilgileri kamuoyuyla paylaşmanız sadece vicdani bir mesele değil, hukuki bir sorumluluktur da. Çünkü orada atıfta bulunduğunuz o müteahhitlik sözü aslında genel geçer bir ifade. Orada geniş anlamda Sayın Arınç'ın kastettiğinin ben şu olduğunu düşünüyorum. Kamu kaynakları kullanılırken yandaşlara, yakınlara, AKP'lilere imkan tanınıyor. Bunun için bu kullanılıyor. Söylemek istediği şey bu. Müteahhit benzetmesinde bu anlamda kullandığını düşünüyorum. Doğru. Kamu kaynaklarının böyle kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bunun için sanki Bülent Arınç'ın bizim bildiğimiz bir şeyi tekrar etmesine gerek yok. Kendisi başbakan yardımcısı yardımcılığı yaptı, meclis başkanlığı yaptı. Bir yıl önemli pozisyonlarda bulundu. Dolayısıyla pek çok bilgiye bizden daha fazla vakıf. O zaman kamusal sorumlulukla bu vatandaşa karşı hissettiğini düşündüğüm sorumlulukla davranıp o gördüğü, işte örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melik Gökçek döneminde olan parsel parsel satma işini somut olarak örnekleriyle kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Yoksa sadece müteahhit oldular deyip çıkması yeterli değildir. Çünkü ben daha fazla bir şey bildiğini biliyorum. Bunu yapmadığı sürece böyle genel geçer ifadelerle konuşmasını ben bir vatandaş olarak çok yeterli bulmuyorum. Çünkü onun söylediklerini biz zaten biliyoruz. Şimdi kamu kaynaklarının kullanmasına kullanılmasında önceliğin nasıl olduğuna ilişkin çok somut bir örnek vereceğim. Bugün Zehra Zümrüt Selçuk, işte Aile ve Çalışma Bakanı biliyorsunuz, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Dedi ki bu pandemi, yani salgın döneminde bizim vatandaşlara yaptığımız yardımlar, işte koruma kalkanı adını verdiği koruma ya da destek programlarının verilerini açıkladı. Yani Twitter hesabında duruyor. Merak eden izleyicilerimiz varsa girip oradan bakabilir. Ben bugün Sayın Bakan açıkladığı rakamları gördüğüm zaman hakikaten yüreğim sızladı. Sayın Bakan yaklaşık 53 milyar liralık bir destekten bahsediyor. Doğrudur da bu. 53 milyarlık bir destekten bahsediyor. Biliyorsunuz tam bir yıl oldu. Türkiye'de ilk vaka 11 Şubat'ta görülmüştü geçen sene. O günden bugüne kadar bir yıl oldu. İş yerleri kapalı, insanlar işsiz filan. Fakat o açıkladığı verinin detayına baktığımız zaman hazineden vatandaşa yapılan yardımın sadece 6.3 milyar lira olduğu görülüyor. Tekrar ediyorum, 6.3 milyar lira hazineden çıkan para. Bir yıl içerisinde salgın döneminde zorda kalan vatandaşlara yaptığı yardım, AKP'nin, devletin demeyelim çünkü devlet olsaydı daha cömert davranırdı, yaptığı yardım 6 milyar lira. Peki hani hatırlayacaksınız, IBAN numarası verilerek vatandaştan yardım toplanmıştı. Vatandaşın sağladığı destek 2 milyar lira. Yani koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti hazinesi salgın döneminde vatandaşına sağladığı destek, hazineden, devlet bütçesinden sağladığı destek toplanan yardımın 3 katı kadar.
Yani vatandaşlı insanlar eller yani cebine atıp bir arada topladıkları parayla neredeyse devlet kadar yardımda bulunmuşlar. Geri kalan bütün destekler işsizlik fonundan verilmiş. Şimdi bakın, işsizlik fonundan işsizlik ödeneği ödenen kişiye koruma kalkanında yardım yaptım demek benim nezdimde çok ayıp bir şey. O onun kanuni hakkı. İşsizlik sigortası fonunun kurulduğu yıl 2001. Yıllarca prim ödemişsiniz. İşinizi kaybetmişsiniz bu salgın döneminde. Ve ödediğiniz primlerden işsizlik fonunun sizin ananızın ak sütü gibi helal olan ödemeyi yapmasını devletin size yardımı olarak bugün bizimle paylaşıyorlar. Bu örnek bile, yani ben güncel olduğu için bu verileri kullanıyorum. Diğerlerine de yayın içerisinde ayrıntılı bir biçimde değinirim. Bu örnek bile gösteriyor ki aslında Sayın Arınç'ın kastettiği, müteahhit ifadesiyle kastettiği kamu kaynakları halkın yararına kullanılmamıştır ifadesi gerçekten doğru. Nereden görüyoruz? İşte biraz önce Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un tweetinden paylaştığım verilerde görüyoruz. 6 milyon aileye biner lira bir yıl içerisinde bir defaya mahsul olmak üzere biner lira para ödemiş bir iktidar anlayışına sahibiz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani bu iktidar kamu kaynaklarını kullanırken vatandaşın menfaatini, yararını, çıkarını, refahını önceliyor diyebilir miyiz? Bunu diyebilmek için veriler ne olması lazım? Kendilerinin açıkladığı verilerde ben bunu görmüyorum. Dolayısıyla Arınç'ın söylediği doğru, tekrar ona bağlayayım. Kamu kaynağı kullanımında vatandaşın refahını önceleyen bir anlayış yok. Eğer olsaydı bugün işte 10 milyonun üzerinde geniş tanımlı işsiz insanımız var. Gençlerin yaklaşık 1/3 iş sahibi değil. Bunlara bir destek sağlama imkanı olabilirdi ama bundan hiçbirisi yok. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Bu haftanın bence çok önemli konulardan bir tanesiydi. Benim de birazdan yakından takip etmeye çalıştım. 2023 yılında Ay'a bir vatandaşımızı göndereceğiz. 2023 yılında Ay'a bir vatandaşımızı göndereceğiz. Oysa bugün Kocaeli'nde gencecik bir insan çalışmak için Kocaeli'ne gitmiş, Anadolu'nun bir kentinden, yoksulluk yüzünden intihar etti. Biraz önce Sayın Abdülhatif Şener İstanbul'da bir yaşında evlatlarını komşularına bırakıp intihar eden aileden bahsediyor. Şimdi intiharların bu kadar görüldüğü, yoksulluktan dolayı intiharların görüldüğü, yani diğer sebepleri bilemem ama yoksulluktan dolayı intiharların bu kadar sık görüldüğü bir dönemde 2023 yılında Ay'a bir Türk vatandaşının gönderilecek olmasının bizim refahımıza nasıl bir katkısı var? Yani bu kamu kaynağının kullanımında rasyonel bir davranışı bize gösteriyor mu? Bana göstermiyor. Peki nasıl göndereceğiz? Yani biz bir roket yapacağız, uzay teknolojilerinde ilerleyeceğiz. O rokette Konya Ovası'nın ortasına koyup Ay'a doğru mu göndereceğiz içine koyduğumuz bir vatandaşı? Hayır, bunu da yapmayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Elon Musk denen bir Amerikalı, ben spekülatör diyorum ama böyle büyük şirketin patronu, uzaya da SpaceX firmasıyla adam gönderen ve planları yapan birisi. Onunla telefonda konuştuğunu ve işbirliği içerisinde olacağımıza yönelik açıklama yaptı. 2 gün sonra ya da 2 hafta sonra biz Ay'a adam göndereceğiz. 2023 yılında. Ama bizim 2023 yılı hedeflerimizi hatırlıyor musunuz? Stüdyodaki konuklarınız hatırlıyordur. 2011 yılında o zaman başbakan olan Erdoğan yaptığı bir konuşmada 2023 yılı geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar olacağını, gayri safi yurt içi hasılanın 2 trilyon dolara yaklaşacağını, ihracatımızın 500 milyar dolara geçeceğini, işsizliğin %5'in altında olacağı gibi hedefler koymuştu. Bugün o hedeflerin ulaşılacağı söylenen zamana 2 yıllık süremiz var. Eğer bu sene sonu, 2020 yılı sonu gayri safi yurt içi hasıla verisi açıklandığında büyük olasılıkla 700 milyar doların biraz üzerinde bir rakam göreceğiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz 8 bin doların biraz altında olacak. İhracatımız 160 milyara dayanmış duruyor. 500 milyar hedefinden 340 milyar dolar daha geride. Kişi başına düşen gelirimizde hedeflenenin 17 bin dolar gerisinde. Üstelik bu hedefler
O hedeflerin konulduğu 2000, yani bugünkü verilerimiz o hedeflerin konulduğu 2011 yılı verilerinin bile gerisinde. 2011 yılında Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılamız yaklaşık 11.300 dolardı. Bugün 8.000 doların altında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani o hedeflerin konulduğu yıldan bugüne kadar 10 yıl geçmiş. 10 yıllık dönem içerisinde kamu kaynaklarını o kadar verimli ve etkin kullandık ki, öyle politikaları hayata geçirdik ki Türkiye zenginlik anlamda, refah anlamda çok büyüdü ve bugün vatandaşlarımız işte o konudan hedeflere epey yaklaştı. Öyle bir şey söz konusu değil. O hedeflere yaklaşmamız imkansız. Yani herhangi bir ekonomik kuramıyla nasıl manipüle ederseniz edin o hedeflere 2023'ünde ulaşamayız. O zaman ne yapalım? Hedef değiştirelim. Ne yapacağız? Bir kişi aya göndereceğiz. Gönderebilir misiniz? Vallahi parasını verirseniz Elon Musk birilerini götürmeye hazır. Ki Elon Musk'ın 2018 yılından beri bu proje üzerinde çalıştığı ve 2023 yılında uzaya, aya bir roket göndereceğini açıkladığını biliyoruz. Tesadüfen örtüşmüş herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Herhalde ya da yolcu bulamadı. Arayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siz birisini gönderir misiniz diye mi sordu? Onu da bilmiyorum. Şimdi bunu tekrar kamu kaynağının kullanımıyla ilişkilendirirsek Sayın Arınç'ın sözleriyle. Burada toplumsal bir menfaatten söz etmek mümkün mü? Ailelere destek olacak, ekonomik büyüklüğü ortaya çıkaracak bir durum söz konusu mu? Tabii ki bundan hiçbirisi söz konusu değil. Dolayısıyla ben bu iktidarın kamu kaynağı kullanımı konusunda halkı önceleyecek bir anlayışa sahip olmasının yakın zamanda da mümkün olmadığını, mümkün değil, öyle bir hedeflerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok da fazla bir şey beklememek lazım. Ama Bülent Arınç'a tekrar bir şey söyleyip sizi sorunuza imkan tanıyacağım. Bülent Arınç sadece konuşuyor. Biz konuşan değil, icraat gösteren siyasetçiler istiyoruz. Bu yanlışa yanlış demekle değil, neyin yanlış olduğunu açıkça söylemekle ve bunun düzeltilmesi için ne yapılması gerektiğini söylemekle mümkün. Yoksa mücahitti, müteahhit ol. Yani bunu ben de söylüyorum, diğerleri de söylüyor. Ama Bülent Arınç bizim bildiğimizden daha fazlasını bilen birisi olarak onun sorumluluğu bu halka karşı daha yüksektir. Dolayısıyla bunun gereğini yapması gerekir diye buradan ona da bir çağrıda bulunmuş olayım. Peki hocam, aslında dediğinizde hakkınız var. Çünkü şöyle, 2021 bütçesinde yap işlet devlet modeli yapılan projelere 3 kurumdan garanti ve katkı ödemeleri diyor. Karayolları bu yıl alt geçit, tüp geçit, üst geçit, otoyol ne derseniz 14 milyar 49 milyon lira garanti ve katkı parası ödeyecek. Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerine tam 16 milyar 392 milyon TL katkı payı ödeyecek, garanti ve katkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 540 milyon TL garanti ve katkı ödeyecek. Toplam kamu özel işbirliği garantileri için ayrılan toplam rakam 31 milyar TL. Siz biraz önce dediniz ki 6 milyar küsür ödeme yaptılar. Yani bunun 5 katından fazlasını müteahhitlere garanti olarak verecekler. Peki hangi müteahhitlere? Ona da bir bakalım. Son 6 yılda devletten en çok ihale alan firmalar var arkadaşlar. Getirin o görüntüyü. Şimdi baktığınız zaman bakın burada CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bu ortaya koyduğu bir şey. Şirketlerin isimlerine baktığınız zaman şaşırmıyorsunuz. Mesela bakın burada Colin Holding 7 kamu ihalesi almış. İhale bedelleri toplam 10 milyar 264 milyon Türk lirası. Cengiz Holding 12 kamu ihalesi almış. İhale bedelleri toplam 7 milyar 98 milyar Türk lirası. Kalyan Holding 8 kamu ihalesi almış. İhale bedelleri toplamı 4 milyar 448 milyon 292 bin lira. Şimdi aslında mücahitler müteahhit oldu derken Sayın Arınç'ın çok haksız olduğunu ben düşünmüyorum. Bakın devamı var. Makyol 11 kamu ihalesi almış. İhale bedelleri toplam 3 milyar 877 milyon TL. Limak 3 kamu ihalesi almış. İhale bedelleri toplam 2 milyar 108 milyon. Şimdi hocam bakın burada bir tablo daha var. Onu da getirelim arkadaşlar. Türkiye'de en çok ihale alan firmalar var. Kamu özel işbirliği, onu da getirin.
Tablo bu hocam. Yani sizin halktan sakındığınız, salgın nedeniyle vermeniz gereken paranın tam 5 katını siz 5 şirkete garanti ve katkı parası olarak bu yıl ödeyeceksiniz 2021'de. Tabloda bu. Bu normal bir tablo mu hocam? Tabii ki normal bir tablo değil. Üstelik bu sadece bu sene ödenecek parayı siz telaffuz ediyorsunuz. Bu projelerin bazılarının 20 yıl, bazılarının 25 yıl, bazılarının daha uzun süreli projeleri olduğunu biliyorsunuz. Yani bu ödemeler sadece bu yıl yapılıp bunlar sona erecek değil. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl boyunca devam edecek ve artan oranlarda devam edecek. Hem dolar olarak artacak hem de dolar artacağı için TL tutarı olarak artacak ödemelerden bahsediyoruz. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl boyunca bunlar yapılacak. Peki bu sürece nasıl geldik? Bunun yanıtı gayet açık. Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesini o kadar çok kullanıyorlar ki artık Türkiye'de normal bir ihalenin yapıldığını ben hiç duymuyorum. Davet usulü, işte biraz önce adını zikrettiğiniz firmalar başta olmak üzere her alanda işleri onlara verip onlara yaptırıyorlar. Hangi maliyetle yaptırıyorlar? Biz bilmiyoruz. O maliyetlerle sonlanıyor mu? Onu da bilmiyoruz. Artan tutarlarda ödemelerin yapıldığını biliyoruz. Bakın ben şimdi size bir rakam vereceğim. Türkiye'nin bu yap işlet devlet ya da kamu özel işbirliği aracılığıyla yaptırdığı işlerden dolayı kaynaklanan hazinenin yükümlülüğü açısından söylüyorum. Kredi garantörlüğü şeklinde var olan ödemelerden kaynaklanan yükümlülükler dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyar dolarlık bir riski bulunuyor. Bir daha telaffuz edeyim mi? 150 milyar dolar. Şehir hastaneleri, havaalanı, otoyollar, köprüler vesaire gibi şeyler. Bunların tamamı hazine garantilerinden dolayı kredilendirilen şeyler, inşaatlar ya da işlerdi. Ve buradan kaynaklanan rakam 150 milyar dolar. Ve bu rakam kamunun borç stok içerisinde görünmüyor. Bizimle paylaştıkları işte kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranını hesaplarken biz bu sayıyı görmüyoruz. Bunu koyduğumuz zaman yaklaşık %40 oranında o oranın artmasını bekleriz. Ama bütün bunlar ülke menfaatine sonuç doğurması için değil. Biraz önce sizin sorduğunuz kaynak transferi için yapılan işte. Bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü bu kadar yüksek maliyetli işleri başka türlü açıklamanın imkanının olmadığını düşünüyorum. Her birine verilen hasta garantileri, geçiş garantileri vesaire. Bunların tamamını biz önümüzdeki 25 yıl boyunca, bazılarında 30 yıl boyunca işletme süreleri böyle uzun, biz bunları ödemek zorunda kalacağız. Müteahhitlik, tekrar ediyorum, bu örnekleriniz çok isabetli ve doğru örneklerdir. Ama ben yine de geniş anlamda kamu kaynağı kullanımında halkın menfaatinin önceliklenmediğini söylemek isterim. Sadece inşaat işlerinde değil, kamuya personel alınırken siz ortalama vatandaşın hakkını koruyacak süreçlerin işletildiğini mi düşünüyorsunuz? Daha geçen gün bir örneğini okuduk. Bir üniversitenin rektörünün oğlu mezun olduğu gün bir işe giriyor. İki gün sonra filanca yerde daire başkanı. Mezun olduğunun ertesi günü. Şimdi siz bu bilgiyi bugün 10 milyon işsize ya da üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerin içerisindeki payı yaklaşık %30'dan fazla, onlara nasıl açıklayacaksınız? Onlar KPSS sınavına hazırlanıyor, mülakatlara girmeye çalışıyor, gece sabahlara kadar ders çalışıyor. Ama AKP'ye yakın olan birisinin çocuğu mezun olduğunun ertesi gün daire başkanlığına gidecek yola koşarak giriyor. Bu da yani sadece müteahhitlik hizmetleri, evet o çok önemli, parasal boyut öyle, ama kamuya işe girerken kim önceliklendiriliyor? Burada da bir haksızlık durumu söz konusu değil mi? Bu hepimizin yani buna benzer örnekleri pek çoğumuz çok ayrıntılı bir biçimde biliyoruz. Dolayısıyla AKP bence, yani AKP'de demeyelim, biraz önce sayın vekiller bunu çok iyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani buradaki bütün süreci yöneten ve kararları veren ve süreçlerin nasıl işletilmesi gerektiği konusunda tek söz sahibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaratmış olduğu sistemin sonuçlarını görüyoruz. Ama bu sistemin kamuya da, yani vatandaşlara da çok ağır maliyeti olduğunda maalesef biraz önce sizin gösterdiğiniz verilerde de üzülerek görüyoruz. Evet.
Peki Sayın Bakanım ne diyorsunuz? Bakın şu an sol tarafta da dönüyor yani. Ya çok enteresan bir tablo. Türkiye'nin bütün arkadaşlar daim ettiğinin tabloları. Türkiye'nin bütün özellikle eşit dağılması gereken kamu ihaleleri 5 şirkette toplanmış. 58 milyar, 60 milyar, 80 milyar topluyorsunuz bakıyorsunuz tablo bu. Gördüğünüz bakın bunlar resmi devletin resmi rakamları. Ne yapılıyor Türkiye'de? Yani nasıl bir hesap bu? Nasıl bu böyle bu kadar sıkıştırılıyor? Daha yeni açıklama yaptı Sayın Alemayır Başarır. Son rakamları da verdi bize. Son rakamlar bunlar. Ayrıca yeni olarak bir şehir hastanesi yine Kalyon gruba, yine bir şehir hastanesi Cengiz İnşaat'a daha verildi. O dahil değil bu rakamlara. Nedir bunlar Sayın Bakan? Şimdi öncelikle bunu bir dünya ölçeğinde değerlendirmek lazım. Dünya ölçeğinde baktığımız zaman işte 200'e yakın ülke var. Tüm dünyada devletten en fazla ihale alan 8 şirketin 5'i Türkiye'de. Hemen verelim onu. Getirin bak, arkadaşlar. Dünyada en çok ihale alan 10 firma. Getirin onu. Bunun, Sayın Bakan konuşsun evet, üzerinde. 8, evet. Tam 8, ekran yapın. 8'den sonrasının içerisinde buyurun. Türk firması olmadığı için ilk 8 diye konuşuyorum ben. Evet. Geldi evet. Şu an. Hoş. Evet, şu an tablo önümüzde Sayın Bakan. Toplam aldıkları ihale miktarı vardı. Onu da görebilirsek faydalı olur. Burada ihale miktarını koymamış. Yani bu son derece önemli. Yüzün üzerinde ülke var 200'e yakın ve tüm dünyada devletten en fazla ihale alan parasal değeri itibariyle dolar cinsinden İhale alan 8 firmadan 5'i Türkiye'den. Yani bu ne demektir? Dünyanın diğer ülkelerinde bu devlet işleri, devlet ihaleleri daha kurallarına uygun dağıtılıyor demektir. İhale yapılıyor. Herkes teklifini veriyor. O teklifi verenler içerisinden en uygun görünen firmaya o iş veriliyor ve onu yapıyor. Yani ya daha kaliteli yapıyor veya çok daha ucuz yapıyor. Ama bizde niye 5 firma dünya ölçeğinde bile en fazla ihale alan firmalar arasına giriyor? Şundan dolayı giriyor. Bir kere bunlar ihaleye girmiyorlar. Biz ihale dedik ama yani eşit rekabet koşullarına göre bir ihaleye girip de aldıkları işler değil bunlar. Masanın başında oturuyorlar karşılıklı. Rakamlar da geldi Sayın Bakan. Evet. Toplamı var mı orada? Evet, toplam rakamlar var. Mesela şuna da bakabilirsiniz. Orada rakamlar da görülüyor. Evet. 48 milyar dolar biri, 42 milyar dolar biri, diğeri 40 milyar dolar, 17 milyar dolar, 12 milyar dolar. Böyle milyar dolarlardan bahsediyoruz. Milyar çok, dolar. Çok bakın, büyük para ya. Çok bu milyar para dolar ya. Dediğiniz şey çok önemli rakam. Ne demek ya bir firma 48 milyar dolarlık iş alacak? Bu çok büyük bir rakam. Yani milyon dediğiniz zaman şahıslar açısından çok büyük paradır. Milyar dediğiniz zamansa devlet açısından da çok önemli ve büyük bir miktarda para demektir. Devasa bir para. Bunu belli firmalara veriyor. Nasıl veriyor? Yani iktidar şunu söyleyemez. Bak ben şu kadar milyar dolarlık yatırım yaptım diyemez. Niye diyemez? Evet müteahhide o kadar parayı verdin ama onun aslında gerçek değeri neydi? Ben ona bakarım. Siz açık artırma usulüyle objektif kurallara göre açık ve şeffaf rekabet kurallarına göre devlet parasını harcamazsanız dost ahbap işi birileriyle oturur, pazarlık yaparsanız, sonra verdiğiniz işin maliyeti odur diye ben kabul etmem, inanmam. Bir liralık işi 100 liraya verebilirsiniz oraya. Nitekim de verilen işler de var. Yani bazı Sayıştay raporlarına da yansımıştır bu. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşürken de söylendi, burada da söyledik. Birincisi, açık, şeffaf
ve rekabete uygun olarak dağıtılmıyor. Eşe dosta daha ucuza yaptırılacak işler çok pahalı bir şekilde yaptırılıyor. Devlet hazinesinden para bu öncelikli firmalara emme basma tulumba gibi dağıtılıyor. İkincisi, bu verilen paraların, ihalelerin denetlenebilirliği yoktur. Denetim mekanizmalarını kaldırmışlar. Kimse denetleyemiyor. Bu kamu özel işbirliği ile ilgili işleri, yani Sayıştay bile denetleyemiyor. Zaten Sayıştay raporlarını da o kadar fazla abartmamak lazım. Onlar da kontrollü denetim. Yani Türkiye'de devletin parası, tüyü bitmedik yetimin hakkı olan para, denetimsiz, kontrolsüz ve devleti yönetenlerle iş adamları arasında özel pazarlıklarla dağıtılıyor. Peki nasıl bir pazarlık bu Sayın Bakanım? Yani bu sadece firmanın para kazanmasına yönelik bir pazarlık mı, yoksa herkes mi burada kazanıyor? Ya bu kadar çok parayı kimse yandaşın cebine pompalamaz. Yani bu kadar devasa paralar birilerinin cebine pompalanıyor gibi görünüyorsa, o pompalanan cep, yani dağıtanın cebidir. Yani sen arkadaşına 10 milyar dolar kazan diye bir iş verir misin? Milyar dolardan bahsediyorum. Niye arkadaşın kazanıyor? Vatandaş kazansın, devlet kazansın, daha eksik fiyata, daha gerçekçi fiyata verirsin işi. Ama bu kadar devasa paralar bir yere akıyorsa, bunların, bu firmaların hepsinin ben gizli ortakları olduğuna inanıyorum. Bu, yani firmaları da suçlamayalım. İşin aleti oldukları için belki suçlayalım. Çark başka şekilde dönüyor. Bütün hazine boşalıyor. Şimdi Sayın Hocam, Yalçın Hocam gayet güzel, net bir şey söyledi. Ya bir yıllık korona döneminde hazineden doğrudan ödenen para 6 milyar dolar. Bak burada bir firmaya... 6 milyar lira. Milyar dolar da değil. Doğru söylüyorsun. Milyar lira. 6 milyar bak, lira. Tabii, keşke dolar olsa. Vatandaştan toplanan 2 dedi. Bak burada 48 milyar dolar diyor ödenen. Öbürü 6 milyar Türk lirası. 50 milyar desek 5 kereye de 35. 350 milyar Türk lirası iş veriyorsun bir firmaya. 350 milyar liralık iş veriyorsun tek bir firmaya, ama bu ülkede milyonlarca insan bu koronadan dolayı mağdurdur, perişandır. Sen hazineden onlara sadece 6 milyarcık veriyorsun. Bunda bir adalet var mı? Bunda bir insaf var mı? Bunda bir vicdan var mı? Bunda yönetenlerin sorumluluk duygusu var mı? Ben görmüyorum. Yoktur. Demek ki birincisi keyfi veriyorlar işi. İkincisi verdikleri parayı keyfi belirliyorlar. Özel pazarlık usulüyle iş vermek demek, şeffaf olmayan bir şekilde keyfi para vermek demektir. İşin değerini göstermez o müteahhide verdiğiniz para veya gizli ortağına, neyse. Üçüncüsü denetlenemez hale getirmiş. Anayasa değişti, bilmem ne oldu ve denetlenemez hale getirmiş işi. Dördüncüsü sorgulanamaz hale gelmiş. Hani denetleseniz, bir yolsuzluk bulsanız, bir kanuna aykırılık görseniz, bu sefer de yargılamanız lazım bu sorunları. Yargılanma imkanını da ortadan kaldırmış. Şu zincirleme kontrol mekanizmalarını görüyor musunuz? Bir de hükümet değişirse bu parayı bunların elinden alır yeni gelen hükümet diye, ihtilaf olursa devletle bu işler arasında, mahkemelerde Londra mahkemesi olacak Londra diyor. Mahkeme. Londra mahkemeleri bakacak diyor. Ya niye Türk mahkemeleri bakmıyor kardeşim? Bizde hakim mi yok? Bizde yargıç mı yok? Bizde savcı mı yok? Hakimler, savcılar çok meşgul şu sıra, muhalifleri içeri atmaktan dolayı. Evet. Yani öyle mekanizmalar kurulmuş ki
Hazine bir yere akıyor. Bu akan paranın nasıl aktığı anlaşılmasın, bilinmesin. Keyfi istediğimiz gibi dağıtım yapalım. Ve sonra da Türk mahkemeleri de bu işe karışmasın diye bütün mekanizmaları kurmuşlar. Böyle bir hükümet etme anlayışı külliyen yanlıştır. Doğru değildir. Bu ülkeye zarar verir. Bu memlekete zarar verir. Bu ülkenin bağrı yanık vatandaşlarına zarar verir. Onun için işsizlik patlamıştır. Bak önümde rakamlar var. En son TÜİK'in açıkladığı, yani devletin kendinin açıkladığı rakamlar. Geniş oranlı, tanımlı işsizlik %31 ya. Toplam iş gücünün bu memlekette %31'i işsiz. Bu ne korkunç bir rakamdır. Böyle bir rakamı Türkiye hiç tanımadı, bu kadar işsizliği, bu kadar yüksek işsizliği Türkiye hiç görmedi. Dünya da görmedi. E bakıyorsunuz, geçen seneden bu seneye yaşı, çalışma yaşına gelenlerin sayısı 1.184.000 artmış. Ama buna karşılık bu ülkede çalışan, çalışanlar derken sadece emeğiyle çalışanları veya ücretli çalışanları kastetmiyoruz. Eğer çiftçi ise çalışıyor sayılıyor. Evde 5 çocuk var, 5'ini de aslında tarladan çıkan ürünün fazla olmaması önemli değil. Hepsini çalışıyor gösteriyorlar. Bir de o var. Ama burada asıl söylemek istediğim şey şu. Çalışıyor görükenlerin nüfusu da artıyor, azalıyor. Yani çalışma yaşındakilerin nüfusu artıyor ilave olarak. Ama çalışıyor gözükenlerin sayısı azalıyor. Ne kadar azalmış? 1.103.000 kişide çalışanların sayısında azalma var. İki yanına. Nüfus artıyor, çalışanlar, çalışabilecek insan sayısı artıyor. Bizde çalışanların sayısı azalıyor. Bu ne demektir? Bu felaket demektir. İşsizlik sonunda düştü deniliyor sonra, değil mi? Bununla da işsizliğin düştüğünü anlatmaya çalışıyor. Çok halbuki işsizliğin katmerli bir şekilde arttığını anlatıyor. Bir umutsuzlar kesimi. Eğer iş arıyor diye bir yere kaydı girmemişse bunu işsiz saymıyor. Biz buna umutsuzlar adını koyduk. Ya bir sene arıyor, 5 sene arıyor, iş bulamıyor, 10 sene arıyor, iş bulamıyor. İş aramaktan bıktığı için bir yere de müracaat etmiyor. Ha sen işsiz değilsin, iş aramıyorsun diyor. Bu kadar. Ve tarihinde ilk defa iş aramayanların, işsiz olduğu halde iş aramayanların, yani umutsuzların sayısı işsizlerin sayısını geçmiştir Türkiye'de. Ülkenin geleceğini ne kadar kararttığı bu iktidarın ortadadır. Onun için tek tek bu ihalelerden öte bu tür bir ülke kaynağı dağıtımının sonunda ülkenin başına hangi felaketi getirdiğini konuşmak lazım. İşte evet. Getirdiği felaketten birincisi bu. İşsizlik. Bu kafayla, bu yönetim tarzıyla devletin parasını, malını, mülkünü böyle çarçur edip dağıtmakla bu ülkedeki işsizlik ortadan kalkmaz. Ben ne yapacağım da bu devletin parasını işsizliği ortadan kaldırmak için harcayacağım diye düşünmesi lazım hükümetin. Ama öyle bir düşünce olsa bu işsizlik rakamları ortaya çıkmaz zaten. Peki Yalçın Hocam, siz ne diyorsunuz bu işsizlik konusunda? Sonra Selçuk Hocam'a da döneceğim. Nedir bu tablo, Sayın Şener'in işsizliği tablo? Sayın Şener çok iyi özetledi. Hakikaten Türkiye'de verilerle gerçek durumun örtüşmediğini çok bariz örneklerinden bir tanesi açıklanan işsizlik oranı. Şimdi TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısının neden düşük olduğunun gerekçelerine bakmak lazım. Birincisi, biraz önce Sayın Şener'in de söylediği gibi, çalışma yaşındaki nüfusun önemli bir kısmını iş gücünün dışına çıkarıyor. Yani onlar zaten istihdam edilebilir bile kabul etmediği için çalışabilecek nüfusu azaltmış oluyorsun. Şimdi bunların içerisinde de son 4 hafta içerisinde iş aramış olmanız gerekiyor. Eğer biraz
işte bir süredir umudunuzu kaybettiğiniz için iş aramaktan vazgeçtiyseniz siz artık TÜİK'in gözünde işsiz değilsiniz. Şimdi TÜİK'e göre 4 milyon 5 bin TÜİK'in tanımına göre işsiz var. Ama 4,5 milyon da işsiz, iş aramaktan vazgeçmiş ama iş olsa çalışmaya hazır olan kişi var. Bunlar üst üste koyup eklediğiniz zaman Türkiye'de bugün 10 milyonun üzerinde işsiz var. Şimdi şu an ekran başında bizi izleyenler istatistiklerle, farklı tanımlamalarla falan ilgilenmezler. Haklı olarak ilgilenmezler. O zaman şöyle soralım. TÜİK'in yaptığı işsiz tanımı ile bizim yani ortalama vatandaş olarak ya da bilgisayarcı olarak yaptığımız işsiz tanım arasındaki fark nedir? Şudur. Biz sabah kalkıp çalışmaya gidecek bir yeri olmayan, gelir elde edemeyenleri işsiz sayıyoruz. Bunlar 3 hafta önce iş aramış ya da aramamış, iş olsa çalışmaya hazır ya da değil gibi farklı tanımlara gitmeye gerek yok. İşiniz yoksa işsizsiniz. TÜİK'in verilerinin detayına baktığımız zaman da 10 milyonun üzerinde insanın işinin olmadığını görüyoruz. Özellikle genç nüfusta işsizlik oranı çok daha yüksek. Şimdi hatırlayacaksınız bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de kendi adıyla anılan üniversitede de üniversitelerin sayısının ne kadar çok olduğunu, ne kadar çok üniversite öğrencimiz olduğunu, hatta bu bilgiyi Almanya şansölyesi Merkel'le paylaştığında Merkel'in çok hayret ettiğini, işte Türkiye'de 8 milyon üzerinde üniversite öğrencisi olduğunu söylediğini falan hatırlayacaksınız. İş bulamadınız, üniversite çocuklar, üniversite mezunları bu kadar çok olduğu sürece sizin üniversitede okuyan çocuk sayınızın Almanya'nın 4 katı olmasının ekonomik anlamda olumlu bir katkısı var mı? Yok. İş bulamıyorsunuz. Belki eğitimde bulunma durumunu da işsizlik sürelerini bir süre daha öteleme gerekçesi olarak kullanıyorsunuz. İstatistiklere bunu farklı şekilde yansıtıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin en temel sorunu iş sorunudur. Şimdi bakın bu hafta ben Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın konuşmasını dinledim. Amerika'da Ocak ayında açıklanan işsizlik verilerine atıfta bulunurken aynen şu ifadeyi kullandı. Açıklanan veriler gerçek durumu Amerika için söylüyor. Gerçek durumu yansıtmıyorum. Bizde bunun çok daha üzerinde bir işsizlik sorunu var. Ve biz bu sorunu çözebilmek için neler yapmalıyız diye biri açıklamalarda bulundu. Amerika Merkez Bankası Başkanı açıklanan verinin gerçek durumu yansıtmadığını söyledi. Bizde herhangi bir kamu görevlisinin ya da Merkez Bankası Başkanı'nın açıklanan verilere böyle eleştirel bakma söz konusu olabilir mi? Yani biz ancak böyle akademisyenler olarak ya da stüdyoda bulunan konuklarınız gibi siyasetçiler çok rahatlıkla gerçek durumun ne olduğunu söyleyebiliyoruz ama gerçek durumun ne olduğunu söyleyebilecek bir siyasi anlayış ya da kamu yönetimi söz konusu değil. Dolayısıyla işsizliğin çözülebilmesi lazım. Nasıl çözülecek? Şimdi biraz önce ortada konuşulan rakamlar hakikaten anormal derecede yüksek rakamda. İşte 48 milyar dolar bir müteahhite, 12 milyar dolar başka bir müteahhite, 35 milyar dolar başka bir müteahhite verilen işler. Bunları duyduğumuz zaman sanki bir bilgisayar oyunundaki rakamlardan bahsediyormuşuz gibi geliyor ama Sayın Şener'in yaptığı karşılaştırmayı ben de kullanmak istiyorum. Büyüklüğünü görebilmek açısından salgın döneminde yapılan yardımın yani 6 milyar liralık yardımın 50 katı bir müteahhite son 18 yıl içerisinde iş yapması için verilmiş. 50 katı 48 milyarı TL'ye çevirdiğiniz zaman 6 milyar TL ile karşılaştırdığınız zaman bulacağınız rakam 50 katından fazla. O zaman biz ne yapmışız? Kamu kaynaklarını istihdam yaratacak yerlere kullanmak yerine istihdam yaratma olasılığı olmayan alanlara yönlendirmişiz. Ve bunları yaparken de kamu menfaatini önceleyecek rekabetçi ihale süreçleri işletmek yerine hiç kimsenin denetleme şansının olmadığı, fiyatlarının nasıl belirlendiği bilinmediği süreçler işleterek bu kaynaklar aktarılmış. Oysa çok daha farklı yatırımlarla bugün işsiz olanların iş bulmasına katkı sağlayacak sonuçlar ortaya çıkarabilirdik. Ama önceliğin bu olmadığı gayet açık bir biçimde görülüyor. Nedir öncelik? Vallahi Sayın Abdullah Öcalan çok iyi özetledi. Bu kaynaklar bir biçimde transfer edilir. Kime nasıl
Onu da ben bilmiyorum maalesef. Hocam bilmiyorsunuz ama aslında biliyorsunuz da bilmiyorsunuz diyeyim ben, siz konuşmayın ama Sayın Özdağ, sevgili hocam çok güzel anlattı. İki ekonomist, evet, gerçekten maliye konusunda. Bunun bir de siyasi yorumu olmalı Sayın hocamın, sevgili hocamın, Yalçın hocamın söyleyemediği şeyleri siz söyler misiniz? Şimdi Türkiye'de bu rakamların hepsi doğru. Evet, istatistiklerle konuştuğumuz zaman işsizlik sayısı artıyor. Genç işsiz sayısı %30'lara çıkmış. Yetişkin işsiz sayısı 14'lerde, 15'lerde olmuş. Peki sebebi nedir diye baktığımız zaman sebebi Türkiye'de demokrasiden uzaklaşmak. Şeffaflıktan uzaklaşmak. Bunu boğuran sebep bu. Ve bir sistemden uzaklaşmak. Avrupa Birliği kriterlerinden uzaklaşmak. Eğer Avrupa Birliği kriterlerini hakikaten bu iktidar kendilerine samimi olarak, hedef olarak tayin etmiş olsaydılar, 19 yıl içerisinde Türkiye bugünkü durumdan en aşağı 3 misli daha büyük olurdu. Bugün yaşamış olduğu siyasi ve ekonomik krizleri yaşamazdı. Bir örnek vermek istiyorum. Ben Manisa milletvekiliydim 3 dönem ve Manisa'da 15 Temmuz öncesi de bu noktada çalışmalar vardı. 15 Temmuz dönemi sonrası hızlandı. Yani darbe girişiminden sonra hızlandı. Manisa tarım bölgesi. 2. Manisa sanayi bölgesi. Manisa'da bizim merkezde 6, 2 tane Salihli'de 8, 2 tane Akhisar'da 10, 2 tane Turgutlu'da 12, bir tane Soma'da 13, bir tane de şimdi Kula'da yapılıyor. 14 tane organize sanayimiz var. Hadi 13 diyelim o zamanki şeylerle. Buraya ara eleman lazım. İstihdam yaratacaksınız. Birçok fabrikalar var. Yerli ve yabancı fabrikalar gelmiş. Milyon dolarlarını buraya gömmüşler. Bunların kazanmaları lazım. Zaten 28 Şubat döneminde İmam Hatipler'den intikam alacağız diyerek ara endüstri meslek liselerinde nasiplerini aldılar ve ara eleman yetişmedi. Şimdi ara eleman yetiştirmemiz lazımken bakıyorsunuz İmam Hatip açalım diyorlar. Bütün FETÖ'cülerin okullarını Manisa'da İmam Hatip yaptılar. Ben itiraz ettim buna. İmam Hatip'e karşı olduğum için değil. Çünkü zaten İmam Hatip açan bir milletvekiliydim ben. Bir beş mahallenin ortasında İmam Hatip ortaokula taşımalı eğitimle gidiyorlardı. Buradan bir zenginden para aldık. Yani yardım yapar mısınız dedik. Birazcık da hükümetten yardım alarak biz oraya İmam Hatip yapmıştık. Zaten benim eşim de Kur'an kursu hocasıydı. Yani ben İmam Hatip'e karşı olur muyum? Ama ihtiyaç olmadan yapılan her okul, talep olmadan yapılan her okul israftır diye değerlendirdim ben. Bunu söyledim ama valiler korkuyor. Nasıl ki geçen gün valiler başladılar, Erdoğan'ın yanındayız diyerek bunu söylemeye başladılar. Yani devletin valisi olmak yerine, milletin valisi olmak yerine bakıyorsunuz Sayın Erdoğan'ın valisi olmak. O zamanki valiler de doğruyu söyleyemiyorlardı. Benim gibi de doğruyu söyleyen milletvekili sayısı oldukça azdı ve ben itirazlar yapıyordum. Efendim talep olmadan açılan her okul, bu fen lisesi de olsa israftır, bu endüstri meslek lisesi de olsa israftır, bu İmam Hatip lisesi de olsa israftır diyerek bunu söylüyordum. Diğer bir husus, ben bununla ilgili çok şeyler başardım orada. Çok ciddi şeyler başardım. Mesela ilk defa olarak bu organize sanayilerin endüstri meslek liseleri açsınlar diye kanun teklifi veren grubun içerisindeydim ben. Ve bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ama eksik kaldı, kaduk kaldı, devam etmediler. İmam Hatip'e çok daha fazla önem vermek istediler. Ben şunu söylüyordum. İmam Hatip'e talebimiz yok, ihtiyacımız yok ki bizim. Bu çocuk mezun olduğu zaman benden ne isteyecek? İş isteyecek. Ben de bunu nereye vereceğim? İşte ormana göndereceğim. Efendim okullara temizle. Ben de İmam Hatip mezunu insanı sen buraya mı gönderiyorsun diyerek bana sistem etmiş olacak. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bu noktada bir şeyi var. Çifte standardı var. Bu okullar içerisinde en kıymetli sanki İmam Hatip gibi takdim etme gibi bir nakısalık var. Burada diğer taraftan ise ben hayır diyordum. Burada ihtiyaç şudur. Onu yapmamız lazım. Diğer bir şey de şu. Peki bunların hepsini doğuran biraz önce söyledim işte demokrasi eksikliği. Türkiye'de insan hakları eksikliği, şeffaflığın olmaması, denetlenebilirliğin olmaması, hesap verilebilirliğin olmaması. Peki bu nereye getirdik? Daha önce var mıydı? Vardı. Bakın kısmen vardı. İktidar olduklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ben sonradan katıldım. Ben 2010 yılının sonunda katıldım. Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra rahmetli. Ben Sayın Arınç'ın davetiyle geldim. 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne milletvekilliği yaptım. O zaman katıldım. Ve geldiğimiz noktada önceleri vardı bunlar. Kısmen olsun diye gayret sarf ediyorlardı. Ama daha sonra bagajlar ortaya çıktıkça bizim bir demokrasi ara durağımızdır dedikleri andan itibaren
Ben bu noktada CHP milletvekillerine de gittim, önemli milletvekillerine. Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Baykal'a söyleyin. Ben MHP milletvekillerine de gittim. Onların daha sonra bu derece 360 derece dönerek hükümeti destekleyeceğini tahmin etmedim. Burada çok çok ciddi şekilde cumhuriyet tehlikede, çok ciddi şekilde demokrasi tehlikede, çok ciddi şekilde insan hakları tehlikede, çok ciddi şekilde Türkiye'nin rejimi tehlikede diyerek bunları anlatmak istedim. Diğer taraftan geldiğim baktığımız zaman ise özellikle şunu söylemek isterim. Şimdi burada işte lojmanların kapatılmasıyla başladılar. Milletvekili, önce milletvekillerin lojmanları. Peki binlerce lojman var mı şu an Türkiye'de? Var. Niye kapatmıyorsunuz? Peki binlerce israf var mı? Bugün devlet dairelerinde gidelim bakın. Bir Milli Eğitim İl Müdürü'nün odasına gidelim. Bir Emniyet Müdürü'nün İl Müdürü'nün odasına gidelim. Her ilde, her ilçede 15-20 tane müdürler var. Tarım Müdürlüğü var, Milli Eğitim Müdürlüğü var, Emniyet Müdürlüğü var, Turizm Müdürlüğü var, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü var. Var, oğlu var. Bunların odalarına girdiğiniz zaman sekreterlerin tefrişine baktığınızda veyahut da kendi makamlarının tefrişine baktığınız zaman her biri 400-500 bin aşağı yapamazsınız bunları. Bizim evimizde olmayanlar orada var. Tahterevalliyle gidiyorsunuz eğlenmeye, ayranınız yok içmeye, tahterevalliyle gidiyorsunuz eğlenmeye. Bunlar niçin yapılır? Neden her yıl bunlar yapılır? İşte bu israflar bizi getirdiği noktada işsizliğe doğru getiriyor. Bir de Türkiye'de mevcut yapı ben hesap vermem, ben hesap vermeyeceğim diye bakıyor olaya. Verim vermemek için de koltuğa yapışıyorlar. Ondan sonra da bir yandan siyasetçileri sokak ortasında, gazetecileri sokak ortasında saldırtıyorlar, dövdürtmeye çalışıyorlar. Bir yandan modern çeteler var, bir yandan sözde mafyalar var. Bir diğer yandan da kendileri polis devleti olmak için gayret sarf ediyorlar. Bunun sonucunda da kimse bu ülkede yatırım yapmıyor. Mevcut yatırım yapacakları da Türk, yani yerli yatırımcı da başka ülkelere gitmek istiyor. Çünkü güven yok. Güven olmadığı gibi yerli, bizim çocuklarımızda zeka seviyesi yüksek çocuklarda artık beyin göçü hali hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunların hepsi Türkiye'nin işsizliğine, fakirliğine, yoksulluğuna sebebiyet veriyor. Bunun yolu demokrasi, 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 şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Peki hocam. Yalçın hocam, öncelikle size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler önemliydi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hani bu ay elektrik parasını ödeyemeyen, doğalgaz parasını ödeyemeyen ya da ay sonunu getiremeyen ya da borç arayan ve borç arayıp evine getirdiği parayla evine yiyecek getirmek isteyenler. Ben Sayın Cumhurbaşkanı nasihatlerine çok inanırım, çok güvenirim. Bakın o bize söylemiş. Neden bu halde olduğunuzu en iyi anlatan yine Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı dinleyelim ve bir araya gidelim. Matematikten mezun oluşumuz sebebiyle semtte bize Tayyip Hoca aşağı, Tayyip Hoca yukarı. Böyle derler. Şimdi bağırıyor oradan. Tayyip Hoca, biliyor musun fakir niye fakirdir dedi. Asım abi niye fakirdir söyle dedim. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir dedi. Şimdi Asım abi elhamd doğrudur dedi. Orada tabii bir çirkin bir tabir kullandı. Onlar da dedi çalmasını iyi becerdiği için zengindirler dedi. Şimdi vakan da bu. Fakir garip, işçi garip, memur garip, boydur o mahkumu. Nasıl çalsın?